muzla devam ediyoruz. Tera Yatırım Stratejisti Mehmet Bilal Bircan bizlerle birlikte. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum Teşekkür şimdiden. Teşekkür ederiz. Bugün çok önemli gelişmeler oldu. TCMB'nin faiz kararı ve enflasyon tarafındaki açıklamaları ön plana çıktı. Aynı zamanda da piyasalara yansımalarını konuşalım isterseniz. Nasıl değerlendiriyorsunuz haftanın son işlem gününü? Aslında gelen açıklamalar oldukça önemliydi. Zaten dolar TL tarafında özellikle bir süredir aşağı yönlü baskıyı devam ediyorduk. Özellikle dünkü fiyatlamalarda 7.10'un altına sarktığını takip etmiştik. Bugün de özellikle TCMB tarafından gelen açıklamalar bu hareketin biraz daha devam etme potansiyelinin olduğunu bize gösterdi. Nitekim hala da dolar TL'de aşağı yönlü hareketin gün içerisinde de devam etmeye e, yönelik fiyatlandığını takip ediyoruz. Burada özellikle e, gelen açıklamalar bizim için oldukça önemliydi. Sıkı para politikası e, duruşuna yönelik e, geleceğe yönelik e, işaretler vermesi açısından oldukça önemliydi bu. Özellikle önümüzdeki süreçte faizlerin arttırılıp arttırılmayacağı veya faizdeki seyrin serinle önde e, eğileceği burada oldukça önemliydi. Ön plana çıkan e, aslında başlıklar bu yöndeydi diyebiliriz. Dolayısıyla bizim için Gelen açıklamalar en başta tabii ki kur tarafında e, önemliydi. Nitekim bunun da etkilerini e, takip ediyoruz. Mevcut e, gelen e, açıklama doğrultusundaki fiyatlamalara bakarsak e, Dolar-TL tarafında aşağı yönlü hareketin bir süre daha devam edeceğini söyleyebiliriz. Burada bizim için özellikle 7 lira seviyesi oldukça önemli olacak da Dolar-TL için. Hı hı. 7 lira seviyesinin altına inilmesi özellikle Merkez Bankası'ndan önümüzdeki süreçte de benzer açıklamaların ve özellikle faize yönelik adımların gelmesiyle beraber 6.85 lira yönelik fiyatlamaları da gündeme getirebilir. Diğer taraftan tabii ki burada temel kıstasımız enflasyon olacaktır. özellikle 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 Naci Abal'ın açıklaması, yılın genelinde faizlerde bir azalışa yönelik beklenti veya adım atılmayacağı yönünde olsa da enflasyonda yılın ikinci yarısında yaşanacak aşağı yönlü hareket e, tekrardan özellikle yılın belki son çeyreğinde faiz indirimlerini gündeme getirebilir. Burada bir miktar belki kur tarafında tekrardan yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Ancak mevcut durumda kurda bir süre daha aşağı yönlü hareketleri özellikle bugünkü açıklamalarla beraber göreceğimiz göz, görebilme olasılığımızın yüksek olduğunu gösteriyor bize. Evet. Peki hangi teknik seviyeler ön plana çıkacaktır? Yani şunu sormak istiyorum, stabil durumda. Durumda baktığımızda bizim için aslında kısa vadede şu anda 7.04 seviyesi oldukça önemli desteklerden bir tanesi aşağı yönlü hareketlerde. Bu seviyenin altına inilmesi tabii ki 7.701 seviyelerini gündeme getirecektir. 7 seviyesi malum psikolojik destek seviyesi. Bu seviyenin altına inilmesi ise 6.97 desteğini gündeme getirecektir. Biraz daha orta vadeli bakarsak eğer az önce ifade ettiğim gibi 6.85'lere doğru fiyatlamalar görebiliriz. Hı hı. Ee, özellikle Merkez Bankası'ndan benzer açıklamaların gelmesiyle beraber. tabi olası ters yönlü fiyatlamalarda bizim için özellikle 7.10 seviyesi artık kısa vadeli direnç seviyesi konumuna gelmiş durumda. Burada ilk etapta 7-10 seviyesini artık yukarı yönlü fiyatlamalarda takip ediyor olacağız. Bu seviyenin üzerine çıkılması 7-14, akabinde ise 7-17 seviyelerini gündeme getirecektir. Daha biraz orta vadeli bakarsak eğer 7-20 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması tabii ki dolar-tl tarafında özellikle yukarı yönlü hareketlerin devam etme potansiyelinin olduğunu gösterecektir bize. Riskli piyasalara geçiş yapalım isterseniz. Riskli piyasalara peki yansıması ve e, özellikle son e, iki hafta orayla havasını kesen bir BIST endeksi vardı. Ama yine e, zaman zaman böyle alış iştahını arttırdı. Sonra satış dalgası getirir mi dedi. E, nasıl değerlendirmek lazım? Bu haftayı da kapatıyor. İkinci haftanın sonuna geldi yani o orayla havasından çıkışının ikinci haftanın sonuna geldi. Bu kısa vadede ne gibi bir e, trend daha çok ağırlıklı oluşur BIST düz endeksi özelinde? Aslına bakarsak bir süredir gerçekten de bir rally takip ettiğimizi söyleyebiliriz endekste. Nitekim küresel piyasalara paralel sert hızlı yükseliş takip ettik. Pandemi sonrasındaki fiyatlamalar bazında değerlendirdiğimizde özellikle geçtiğimiz haftanın öncesine gidecek olursak eğer burada endeksin özellikle 10 yıllık FK ortalamasına göre %22'ye yakın bir primlenme sergilediğinde takip etmiştik özellikle geçtiğimiz hafta e caizse bir düzeltme hareketiyle beraber endekste tekrardan 1500 seviyelerinin altına inildiğini takip etmiştik. Ancak bu haftaya geldiğimizde ise küresel piyasalara paralel bir şekilde tekrardan endeksin yönünü yukarı yönlü yukarıya doğru çevirdiğini ve mevcut durumda da özellikle haftanın ilk 3 işlem gününde alıcılı seyrettiğini e, dün itibariyle biraz daha satış baskısında kaldığını takip ettik. Ancak yeni günde haftanın e, son işlem gününe geldiğimizde tekrardan endeksin alıcılı seyretmeye devam ettiğini takip ediyoruz. Nitekim şu saatlerde 1545 seviyelerine yakın fiyatlandığını takip etmekteyiz biz düzen endeksinin. Burada e, bizim için önemli seviyelerden bir tanesi 1530 seviyesiydi. Burası teknik olarak baktığımızda Bollinger ...orta çeneye denk geliyordu. Hı. Bu seviyenin üzerinde fiyatlanması... ...endekste yukarı yönlü hareketlerin... E, ...önümüzdeki süreçte de devam etmesi açısından... ...oldukça önemli. Tabii e, biraz kısa vadeli baktığımızda... ...özellikle önümüzdeki hafta... ...haber akışlarıyla beraber tabii ki... E, ...ilk etapta 1550 seviyesini... ...takip ediyor olacağız. Bu seviyenin üzerine çıkılması... ...ilk etapta 1568 seviyelerini... ...gündeme getirebilir direnç olarak. Hı hı. E, devamında ise 1570 seviyesini... De bir sonraki direnç olarak takip ediyor olacağız. Tabi olası tersi yönlü fiyatlamalarda ise az önce ifade ettiğim gibi 1530 seviyesi bizim için oldukça önemliydi. Burası artık destek konumuna gelmiş durumda. Aşağı yönlü fiyatlamalarda ilk destek olarak 1530 seviyesini takip edebiliriz. Daha aşağıda ise 1525 seviyesi destek olarak bir sonraki destek olarak çalışabilir. Evet o zaman şöyle biraz da kurum olarak beğeniye aldığınız sektörler ya da hisseler üzerinden değerlendirmenizi almak isterim ben Mehmet Bey. Aslında baktığımızda son dönemde özellikle e, mali şirketlerin borsada işlem gören özellikle finansal e, şirketlerin ön plana çıktığını takip ediyoruz. Özellikle haftalık bazda baktığımızda aracı kurumların e, özellikle e, en çok kazanç sağlayan e, sektörler arasında olduğunu takip ettik. Diğer taraftan burada bizim için e, ulaştırma sektörü yine hala da potansiyeli olan sektörler yakından takip ettiğimiz e, yine kurum olarak e, sektörler arasında. Diğer taraftan Tabii ki burada bizim için bankalar hala da çarpanlarına göre değerlendirdiğimizde potansiyel olan ve takipte olduğumuz sektörler arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Diğer taraftan az önce ifade ettiğim gibi mali sektör içerisinde sigorta şirketleri yine yakından takip edilebilir. Bunun yanı sıra hem küresel çapta hem de yurt içerisinde bilişim ve teknoloji şirketlerinin de hala da potansiyel olduğunu düşünmekteyiz. Bu açıdan değerlendirdiğimizde bilişim ve teknoloji şirketlerinin de tabii ki yakından izlenmesinde fayda var. Diğer taraftan yine haftalık bazda değerlendirdiğimizde özellikle spor sektöründeki şirketlerin bir miktar haftalık bazda görece düşük kaldığını söyleyebiliriz. Bu tarafta yatırım yapan özellikle yatırımcılar açısından temkinli olmakta fayda var. Turizm sektörü hisselerinde biraz daha temkinli durmakta da fayda var diye düşünüyoruz açıkçası. Evet biraz daha değil mi e, takip edilmesi gerekiyor. Peki e, bir tarafta da sepet e, oluştururken yerli yatırımcılar şimdi birçok alternatif e, geçtiğimiz 2020 yılıyla kıyasladığımızda değişiklik gösteriyor. İşte altın mesela gel gelmiş olduğu son noktayı hem değerlendirmenizde hem de portföylerde e, risk algısı orta derece olanlar için ne kadar bulundurulmalı? Ne, ne tavsiye edersiniz mesela altın tarafı için? Tavsiye edemeyelim de e, ne gibi e, bir beklenti içindesiniz? Onsu altından başlayalım isterseniz. Onsu altında genel olarak orta vadeli trende baktığımızda aşağı yönlü eğilimin hala daha devam ettiğini görüyoruz. Nitekim küresel piyasalarda özellikle Salgına dair gelen haberler, aşının etkisi baz alındığında önümüzdeki süreçte eğer e, beklenildiği gibi onun olumlu senaryoların gerçekleşmesi durumunda ons altında bu trendin e, devam etme potansiyelinin olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu da ons altında aşağı yönlü baskılanmayı e, gündeme getirecektir. Nitekim diğer taraftan ABD tarafında hala daha teşvik paketi gündemde ve bu tarafta da olumlu gelişmeleri takip ediyoruz. Özellikle bugün itibariyle gelen haber akışlarına baktığımızda bu da tabii ki riskli varlıklara e, yönelmeyi artırırken ons altın tarafında da aşağı yönlü hareketleri tetikleyen bir diğer faktör. Dolayısıyla ons altın tarafında aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda... ...özellikle 1800 doların altına e, kalıcılık sağlanması... E, ...1765 ve daha aşağı seviyeleri gündeme getirebilir. E, bunu baz aldığımızda e, gram altın tarafında da tabii ki aşağı yönlü hareketleri göreceğiz diyebiliriz. E, diğer taraftan tabii olayın e, dolar-tl tarafına da bakarsak eğer... Kur tarafında da bir süredir zaten aşağı yönlü fiyatlamaları takip ettiğimizi ifade ettik. Nitekim Naci Abal'ın açıklamalarını takip ettik. Sıkı para politikasının duruşuna dair bunun devam edeceğine yönelik haberleri takip ettik. Dolayısıyla kur tarafında da aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi gram altında özellikle... 400 liraların altını gündeme getirebilir. Dolayısıyla portföyünde temkinli olmak açısından altın tutmayı düşünen yatırımcılar açısından değerlendirecek olursak eğer, mevcut şartlarda altına biraz daha portföyde az ağırlık vermelerini, belki %10-20'lik bir pay vermelerini, şu anki konjonktürde faydalı olacağını düşünüyorum çünkü aşağı yönlü eğilimi düşündüğümüzde çok yüksek bir ağırlığa sahip olması açıkçası portföy getirisini de olumsuz yönde etkileyecektir diyebiliriz. Peki biraz da emtia o zaman alayım sizden. MT altın tarafı demiştik. Gümüşle ilgili değerlendirmeleriniz nasıl? Özellikle bu hafta bir orada farkındalık yarattı gümüş ve emtiada bir spekülatif hareketlik aslında gerçekleşti. O yüzden portföylerde bir denge şaştı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz orayı? Aslında baktığımızda özellikle bu e, GameStop olayı e, Vesaire ile beraber gümüş tarafında son yaşanan olayların biraz daha spekülatif olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla pandemi süreciyle beraber aslında değerlendirirsek eğer son yaşanan spekülatif hareketi dışarıda bırakırsak portföylerde değerlendirme, yatırım olarak portföylerine dahil etmeyi düşünen yatırımcılar açısından daha genel bir yoruma gidersek eğer spekülatif fiyatlamaların dışında gümüşte aslında altına paralel aşağı yönlü hareketlerin yaşanma olasılığının olduğunuz söyleyebiliriz dolayısıyla portföylerinde değerli metal veya emtia bazında bir çeşitlendirmeye gitmek isteyen yatırımcılar açısından gümüş de portföylere dahil edilebilir ancak belirttiğim gibi genel olarak değerli metallerde olduğu gibi mevcut durumda biraz daha portföylerde düşük ağırlık verilmesinin yatırımcılar açısından faydalı olacağını düşünüyorum ben burada bizim için gümüş özellikle 26 doların altındaki fiyatlamalarda aşağı yönlü hareketleri hızlanabilir önümüzdeki süreçte bu açıdan oldukça önemliydi. E, nitekim 25 dolarları takip edeceğiz e, devam eden süreçte. Burada ifade ettiğim gibi e, GameStop olayı veya işte Reddit e, olayları e, tamamen spekülatifti. E, bir ortada MTA'dan bahsediyoruz ve aslında küresel piyasalarda bir taraftan ons tarafında, ons altın tarafında aşağı yönlü fiyatlamalar. Ee, yaşanırken Gümüş tarafında tersi yönde çok bariz bir hareketin yaşanması aslında çok da piyasa şartlarıyla, e, piyasa kurallarıyla uyan bir fiyatlama e, değil açıkçası. Hı hı. Ee, bunun bir e, adım sonrasında bir düzeltmenin geleceğini e, beklemekteyim ben kendi adıma. Hı hı. Ee, dolayısıyla portföylere Gümüş'ü de dahil etmeyi düşünen yatırımcılar açısından tekrardan ifade etmek istiyorum biraz daha ağırlığını düşük tutabilirler belki yine e, on altın gibi yüzde on ağırlık verebilirler biraz daha e, sonuçta hı hı. riskli varlıklara göre daha e, temkinli bir yatırım aracı olduğu için hı hı. dolayısıyla mevcut şartlar özellikle pandeminin bize sağladığı koşulların e, getirdiği e, bir piyasa ortamı bazına düşür, düşündüğümüzde... önümüzdeki süreçte biraz daha riskli varlıkların özellikle küresel likitenin arttığı bir ortamda e, borsalara e, önümüzdeki süreçte e, yönelimin biraz daha artacağını da baz alırsak eğer e, MTA tarafında özellikle değerli metallerde e, biraz daha temkinli ve daha düşük e, ağırlıkta portföy oluşturmanın daha faydalı olacağını söyleyebiliriz. Evet, e, peki son olarak petrol cephesini sormak istiyorum. Orası da aslında tahminlerin üzerinde bir rakamla neredeyse Şubat ayına giriş yaptı. Yani 60 dolarlı seviyeler Ocak ayının başlarında konuştuğumuz zaman yani birinci çeyrekte gelmez analizi daha çok yapılıyordu uzmanlar tarafından. Ama gel gör ki şu an için 60 dolarlar acaba 65'i görür mü dedirtiyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Brent petrol varil fiyatındaki bu değişiklik oynaklığı daha doğrusu? Aslında açıkçası bizim hem kurum olarak hem de şahsi olarak beklentimizin dışında bir hareket değildi. Nitekim baktığımızda özellikle 2020 yılı içerisindeki yaşanan olayları da baz aldığımızda artık yavaş yavaş tam sinyal alamasak da özellikle önümüzdeki süreçte toplam talepte artmaya yönelik olumlu bekleyişlerle beraber petrol tarafında alımların son dönemde. Artmaya başladığını takip ettik. Diğer taraftan tabii özellikle son bir haftalık iki haftalık süreci düşündüğümüzde aşılanmayla beraber ve ABD tarafında özellikle istihdam, istihdam piyasasına yönelik gelen veri güçlü verilerle beraber bu tarafta da petrol tarafında da aslında alımların biraz daha hızlandığını söyleyebiliriz. Diğer taraftan OPEC ve OPEC Plus ülkelerinin de tabii kısıtlamalara harfiyen uymaları petrol tarafında biraz daha alımları getiren bir diğer faktör olarak karşımıza çıktı. 60 dolarlara yaklaşan bir fiyatlamayı takip ediyoruz mevcut durumda. En son baktığımda gün içerisinde 60 doların hemen altında fiyatlandığını takip etmiştik Brent Petrol'ün. Burası bizim için oldukça önemli. 60 doların üzerinde kalıcılık sağlaması 63 dolarları gündeme getirebilir ki aslında... Yıl genelinde ben mevcut şartlar itibariyle söylüyorum. Yıl genelinde 63 dolar seviyelerinde en azından yıl ortalamasının 63 dolar seviyelerinde olmasını bekliyorum. Diğer taraftan tabii ki e, özellikle pandemiye do e, pandemiye yönelik hı hı. olumlu haberlerin gelmesi, aşının beklenenden daha hızlı etki yaratması ve toplam talepte beklenenden daha hızlı e, toparlanma hı hı. tabii ki petrolde yukarı yönlü e, hareketleri daha da tetikleyebilir. Evet. Böyle bir durumda az önce ifade ettiğiniz gibi e, 65 dolarlar gündeme gelebilir tabii ki daha yukarıları da e, gündeme gelme olasılığı var. Hı. Ancak Pandeminin diğer taraftan e, özellikle mevcut e, ekonomilere verdiği zararlar düşünüldüğünde evet. toparlananın biraz daha yavaşlama olasılığını da göz önünde bulundurursak e, ifade ettiğim gibi yıl genelinde 63 dolarlık bir ortalama beklediğimi ifade edebilirim. Brent petrol için çok teşekkür ediyorum. Mehmet Bilal Birican aktardığınız değerli yorumlar için sağ olun. Evet Tera Yatırım Stratejisti Mehmet Bilal Birican bizlerleydi bu bölümde kısa bir araya.